Olağanüstü hal döneminde yayımlanan ilk kanun hükmünde kararnameden sonuncusuna kadar toplam 108.736 kişi çalıştığı kurumlardan ihraç edildi. Bunlardan 104.341'i OHAL komisyonuna başvurdu. 714 kişi 9 Ocak itibariyle komisyonun elektronik başvuru sistemi üzerinden başvuru yaptı. Valiliklerdeki bürolara gidip evrak teslim edenlerin sayısı ise 555. 24 Aralık'ta yayınlanan son kanun hükmünde kararname ile görevden ihraç edilen 2776 kişi için başvuru süresi 21 Şubat'ta sona eriyor. Dosyalar kanun hükmünde kararname sırasına göre incelenip karara bağlanıyor. Komisyon o başvuruları 80'i raportör olmak üzere 200 kişilik ekiple değerlendiriyor. Komisyonun ilk kararları 22 Aralık'ta açıklandı. Bugüne kadar 240 bin civarında tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı. Karara bağlanan dosyalarda hem red hem de göreve iadeler var. Reddedilen dosyalar başvuran kişinin son görev yaptığı kuruma gönderiliyor. Mesleği iadesine karar verilen dosyalar ise hem Devlet Personel Başkanlığı'na hem de kişinin son görev yaptığı kuruma gönderiliyor. Kararlara itiraz yolu açık. Komisyon tarafından red cevabı verilen dosyalar için başvurucular Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemelerine iptal davası açabilecek.